Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin 8. bölümündeyiz daha doğrusu konuşamadım. Bu akşam çok kıymetli, çok değerli çalışmaları olan Profesör Doktor Çiler Çilingiroğlu bizimle. Hoş geldiniz. Yoğun programınıza rağmen yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz Çiler Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Hediye Hanım. Çok mutluyum burada olmaktan, bu konuyla birlikte sizinle. Aynı şekilde çok enteresan bir konu ve şöyle de bir durum var. Mesela geçtiğimiz haftalarda İsmail Sezgin'le çok güzel bir Gezgin'le pardon çok güzel bir yayın yaptık biz. Gılgamış Destanı yayını. Ve orada şunu fark ettik ki hani bu alanlara çok yabancı bir insanım ben. Çok şey öğrendiğim yayınlardan biri oldu ve şunu fark ettim. Mesela gerçekten bugün günümüzde zihnimizde şekillenen birçok algının kökeni binlerce yıl geriye uzanıyor. O arada da zaten feminist arkeoloji terimiyle de tanışmış olduk. Bu çerçevede çok faydalı, çok aydınlatıcı bir yayın olacağına eminim. İlk soruyla başlamak istiyorum ben. Feminist arkeoloji tam olarak nedir? Evet, kesinlikle yani bir kere arkeolojinin içinde birçok alan var ama feminist arkeoloji çok fazla duyulmuyor ne yazık ki. Aslında bana sorarsanız yani toplumsal cinsiyet bir toplumu oluşturan en önemli yapı taşlarından biri. Neden bugüne kadar çok görmezden geldi ve neden bu kadar geç duyduk? Bu ayrıca hani konuşulmaya değer. Feminist arkeoloji aslında adından belli. Feminist teorileri kendine öncül olarak alan, temel olarak alan ve arkeolojik veriyi, arkeolojik materyali feminist kuramlarla, feminist kuramların sorduğu sorularla yaklaşan bir teorik yönelimdir diyebiliriz. Feminizm kanadından aslında arkeolojide iki tarafa açılım sağlayabiliyoruz. Bir tarihte, geçmişte görmezden gelinmiş olan kadınların tarihteki yeri, rolü, ve hani genel olarak toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl kurgulandığı geçmiş toplumlarda bir bunu soruyor, araştırıyor ve merak ediyor. Bir de bugün de yani çağdaş dünyada arkeologların, kadın arkeologların akademideki veya akademi dışındaki yerleri, rolleri, burada karşılaştıkları doğruluklar veya karşılarına çıkan işte çifte standartlar veya ayrımcılık gibi unsurlar. Bunu da tartışmayı istiyor feminist arkeoloji. Dolayısıyla hem geçmişe dönük olarak yönelttiği, arkeolojik malzemeye yönelttiği sorular var. Feminist teoriden yola çıkarak. Hem de bugünün arkeolojisinin yapıldığı koşullara yönelttiği eleştiriler ve sorular var. Bu iki alanda genel olarak çalışmalarını yürütüyor feminist arkeologlar. Peki burada geçmişten başlayacak olursak, oradan başlayıp günümüze de gelelim elbette. Geçmişten başlayacak olursak, feminist arkeoloji yani tarihte önemli roller üstlenmiş kadın figürlerin yok sayılmasına mı odaklanıyor, yoksa tarihin ataerkil bir bakış açısıyla yorumlandığını mı savunuyor? Aslında ikisi de yani tek tek hani kadın figürler eğer biliyorsak o kadın figürü tabii ki önemli. Ama genellikle bir toplumdaki kadınların yok sayılmasına yani tarih yazılırken veya arkeolojik malzeme üzerinde çalışılırken sonuçta arkeologların aslında yapmaya çalıştığı şey geçmiş toplumları anlamak. Onların günlük yaşamlarını, ekonomilerini, inançlarını, sosyal örgütlenme biçimlerini, kültürlerini, çeşitli materyal kültür üretimlerini anlamak. Asıl amacımız bu. Şimdi bunu yaparken araştırdığımız topluma ilişkin eğer bu toplumun yarısının kadınlardan oluştuğunu veya işte çocuklar da aslında yok sayılanlardan erkek dışında kalan diyelim, diğer aktörlerin olmadığı varsayılarak ya da hiç dikkate alınmadan bir tarih yazını yaptığınız zaman ortaya çıkan sonucun
sorunlu olacağını söylüyor feminist arkeologlar. Dolayısıyla bir toplumun yarısını görmezden gelmiş oluyorsunuz. Yok saymış oluyorsunuz. Ve çoğunlukla da bu bir sorun olmuyor. Bu şekilde de bugüne kadar tarih yazıldı. Yani bu hem prehistorik dönemler için geçerli, hem daha sonraki dönemler için de geçerli. Dolayısıyla bu yok saymamızı meşru kılan şey tam olarak nedir? Feminist arkeologlar bunu da soruyorlar. Yani hangi hani politik, tarihe politik yaklaşımımız, yani dolayısıyla tarihe hangi teoriyle yaklaştığımız, hangi soruyla yaklaştığımız biraz da bizim bugünkü ideolojimizle çok alakalı olduğu için, eğer işte toplumun bir yarısı görmezden rahatlıkla gelinebiliyorsa bunun arkasında yatan neden tam olarak nedir? Bunu da anlamak istiyorlar. Dolayısıyla evet, hem işte 19. yüzyılda ortaya çıkan bir bilim dalı arkeoloji, aslında daha eski bilim dalları var. Ama arkeoloji işte 1850'lerde tam olarak bir bilim dalı olarak ortaya çıkıyor. Ve bu ortaya çıktığı tarihsel bağlam işte aslında işte sömürgeci, emperyal devletlerin dünyada hakimiyet kurduğu bir dönem. Ve orta sınıf beyaz erkeğin de tarihin en önemli, en ideal aktörü olarak tanımlandığı bir dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla bu beyaz orta sınıf erkek bir tarihin bir ideal formuna dönüşmüş oluyor ve sanki bütün tarih onun yapıp etmelerinden oluşuyormuş gibi bir tarih yazımı söz konusu. Dolayısıyla 19. yüzyıl veya 20. yüzyılın erken dönemlerinde yazılmış işte tarih kitaplarına veya arkeoloji kitaplarına bakarsanız hep erkekten bahsedilir. Yani mankind denir ya da işte prehistoric man denir. Yani sanki bütün geçmiş gerçekten sadece o ideal erkeğin işte yaptıkları, ettikleri ve medeniyeti kuran erkek olarak da bu şekilde bir söylemin inşa edildiğini görüyoruz. Feminist arkeologlar buna tepki gösteriyorlar. Yani arkadaşlar hani geçmiş sadece erkeklerin üretimleri veya yaratımlarıyla oluşmadı. Kadınların payını, kadınların işte yarı yarıya olan payını siz niye görmezden geldiniz? Dolayısıyla 1970'lerden itibaren feminist arkeoloji diye bir alanın da bu şekilde başladığını görüyoruz. Ve geçmişi yepyeni bir bakış açısıyla sıfırdan yeniden ele almak mümkün oluyor bu şekilde. Çünkü bambaşka bir tarih anlatımı bu noktada ortaya çıkıyor. Yani hani ataerkil hani yorumlar yapılmış olabilir ama hani onun da ötesinde zaten olmayan bir kadın yani yok sayılmış bir kadın figürü var. Silik bir kadın figürü var. Belki olsa olsa en fazla işte meyve toplayan ya da ne bileyim daha böyle rutin işleri yapan pasif bir tarihsel aktör olarak lanse ediliyor. Eğer edilirse de çoğunlukla görmezden geliniyor ama dolayısıyla hani bu tarzda bir kadın figürüne de karşı çıkan bir yaklaşım feminist arkeoloji. Şimdi burada peki bu bakış açısıyla birlikte benim zihnimde şöyle bir şey canlandı. O zaman tarihin önemli bir kısmını ya çarpıtarak ya da eksik anlattılar şimdiye kadar bize. Evet, Değil mi böyle bir durumda? kesinlikle. Yoksa bu Kesinlikle. toplumlarda kadın aslında yoktu da yani aynen çocuklar gibi etkisiz elemandı da o yüzden mi pas geçtiler, ifade etme gereği duymadılar? Ya da çok ciddi bir şey Yok. çıkıyor ortaya. Gerçekten çarpıtılmış bir tarih öğreniyoruz biz o zaman. Evet, yani aslında onlar çarpıtmadığını da düşünüyorlar. Onlar en nesnel şekilde tarihi yazdıklarını düşünüyorlar, erkeğin tarihini yazarak. Hani o kadar bir bu anlamda bir bilinçsizlik söz konusu ki, yani 1970'ler öncesi dünyadan bahsediyorum şu anda. Erkek olmayan ve orta sınıf olmayan bütün aktörlerin zaten görmezden gelindiği, tarihsiz kılındığı, hani Erik Wolff'ün
en güzel hani sözüyle yani tarihsiz kılındığı bir sürü aktör var. Ve biz ancak 70'lerden, 80'lerden sonra bu tarihsiz kılınanları, ismi kesinlikle anılmamış olan sessiz işte tanıkları yeniden keşfediyoruz ve onları ana akım akademinin içine çekmeye çalışıyoruz. Evet, hani çarpıtılmış da diyebilirsiniz ya da hani tamamen yok sayılmış da Saymak da diyebilirsiniz. Hani kimsenin çarpıtmaktır. aklına bile gelmemiş. Yani bu soruyu sormak. Hani acaba kadınlar bu arada ne yapıyordu? Ya da kadınlar işte hangi işlerden sorumluydu? Ya da kadınların statüsü, toplumsal statüsü neydi? Kimse bu soruyu sormak akıllarına bile gelmiyor. Çünkü buna önem verilmiyor. Bu tabii o dönemin tarih anlayışıyla çok çok alakalı. Yani işte Fransız devrimi, sanayi devrimini düşünün. Onlar tarihin en yüksek medeniyet noktası olarak görülüyor 19. yüzyılda. Ve onu yaratan aktör kimdir diye bakıldığında zaten hani tarihçilerin, yazarların, filozofların birçoğu erkek. Orta sınıf beyaz erkeği zaten onlar bu şekilde tesis ediyorlar. Ve geriye dönüp baktıklarında da hani bu büyük tarihi yaratan bizdik ve biz bugüne kadar bu şekilde geldik ve artık tarih en yüksek medeniyet seviyesine bizimle ulaştı şeklinde kendi varlıklarını da hem sınıfsal olarak yani hem burjuva sınıfı olarak hem beyaz ırk olarak hem de erkek olarak tesis ediyor. Ve onun dışında kalan herkesi yok sayıyor ve hani yok saymanın da ötesinde bunun başka politik sonuçları da var tabii ki. Onların soyunun tükenmesinde veya kötü muamele görmelerinde de bu arada hiçbir sorun görmüyor. Çünkü onları insandan saymıyor. Yani bu gerçekten mesela işte İngiltere'nin işçi sınıfı için de geçerlidir. Ama ne bileyim Amazon'daki yerli için de geçerlidir. Ve kadınlar için de geçerlidir. Dolayısıyla hani böyle bir ideal tarihsel aktör tanımı yaptıktan sonra geriye kalan her şeyi meşru kılmış oluyorsunuz. Evet. Bunun gerçekten yani fiziksel olarak katliamlar şeklinde, soykırımlar şeklinde bunun sonuçlarını da zaten dünya yaşadı. Hani böyle bir ahlaki bir üstünlük de kendilerine atfediyorlar. Hani medeniyeti çünkü kuran biziz. Dolayısıyla bizim dışımızda kalan herkes zaten tarihte bir rolü yok. Dedikten sonra hiçbir işe yaramıyor zaten onlar işte ilerlemiyor zaten onlar Zikretmeye bile statü değmez gibi bir şeye dönüyor gerek iş. yok hani onların soyu tükenirse bir sorun yok çünkü tarihin hareket ettiricisi dinamizmini sağlayan zaten biziz şeklinde ya bunun çok büyük tabii hani bu politik bir görüş ve 19. yüzyılda da çok çok kullanışlı oluyor bu orta sınıf beyaz erkekler açısından. Dolayısıyla biz artık tabii 19. yüzyıl geçtik ama 19. yüzyıl düşünceleri halen bizimle beraberler maalesef. Yani Tabii. bunlara da hala rastlıyorum. Dolayısıyla bir değişimin dönüşümün içindeyiz, bir farkındalığın içindeyiz. Feminist hareketin çok güçlendiği bir dönemde olsak da bu tarz yaklaşımlar halen tamamen silinmiş değil. Gerek akademide gerek akademi dışında o zihniyetin sürdüğü örnekleri gün ve gün rastlıyoruz işin doğrusu. Evet, açıkçası bu alanlarda çalışanlar olmadığı sürece yani oldukça biz aslında geçmişte bazı kadınların gerçekten bilim olabilir, edebiyat olabilir, sanat olabilir vesaire çok etkili, çok güzel çalışmalar yaptığını öğreniyoruz. Mesela çok önemli isimlerden biridir. Tabii sizin çalışma alanınıza dahil değil ama Suat Derviş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın son döneminden itibaren gazetecilik yapmış, çok çarpıcı işlere imza atmış, zamanının çok cesur isimlerinden biri. Ama sorsanız kaç kişi bilir Suat Derviş'i bir kadın olarak? Kesinlikle. Şimdi buradan biraz daha sizin prehistorya çalışıyoruz demiştiniz, çalıştığınızı söylemiştiniz. Yazılı olmayan dönemlere biraz gidecek olursak, biraz önce bahsettiğiniz arkeolojinin o dönemlerdeki kadının nasıl gördüğü, bize nasıl anlattığına dair biraz daha somut örnekler de verebilir misiniz acaba o konuyla ilgili? Mesela o dönemlerle ilgili
kadın nasıl anlatılıyor? Ama aslında kadın nasılmış? Yeni bilgiler, yeni bulgular ne koyuyor ortaya? Evet, yani bu alan oldukça dinamik bir alan aslında, hala gelişmekte olan bir alan. Ama artık hani özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika'da da aslında, ya da Batı Avrupa ve Amerika diyelim, bu alanda bir literatür oluştu. Hani bayağı da güçlü bir literatür oluştu. Türkiye'de daha kısıtlı, daha az. Şöyle, şimdi ilk zamanlar, prehistorik dönem, işte materyal kültürüne bakıldığında, özellikle işte Yakın Doğu'dan ya da işte Orta Doğu'dan bahsettiğimizde, ben Batı Asya diyorum bu arada, o da ayrı bir tartışma konusu ama şu an hiç girmeyelim. Orta Doğu'da kadın figürinleri, kadın heykelcikleri çok fazla bulunuyor ve bunlar dikkat çekici. Özellikle de işte çıplak oldukları için vesaire daha bir dikkat çekiciler. Bunlar böyle bir erotik halleri de var. İşte göğüslerini tutuyorlar ya da ya bütün işte cinsel organları tasvir edilmiş oluyor vesaire. Bunlar görsel anlamda da, yani imgeler olarak da çok akılda kalıcı. Dolayısıyla özellikle işte prehistorik dönemler, Yakın Doğu'da bahsedilirken hep böyle bir kadın imgesinin ön plana çıktığını görürsünüz. Ve dersiniz ki bakın işte görünmezden gelinmiyor, işte kadınlar ön planda. Ama hani burada tam olarak kadının hangi çerçeve içinde değerlendirildiğine bakacak olursak, sorulan soru şu değil. Yani kadının statüsü neydi, kadının yaptığı işler neydi, kadının beslenmesi nasıldı, kadın ne kadar vaktini evde geçiriyordu, yaptığı aktiviteler neydi dışarıda vesaire vesaire. Yani bunlardan ziyade kadın deyince ilk akla gelen şey ve kadına yakıştırılan ilk statü işte annelik ve Doğurganlık. doğurganlık. Doğurganlıktan da işte berekete giden böyle çok klişe bir yorum var. Ve genellikle o kadın figürinleri de bu çerçevede değerlendirilmiş. Özellikle mesela Neolitik dönemdeki Anadolu'dan da bildiğimiz kadın figürinleri. Bunlar kilden olabilir, taştan olabilir vesaire. Bazen kemikten oluyor. Bunların işte özellikle şişman vücutlu olması, büyük göğüslü, işte büyük kalçalı, sarkık göbekleri olması, bunlar konusunda işte doğurganlık ve bereket sembolleri olduğu yönünde bir yorumu doğuruyor. Çok erken zamanlarda arkeologlar bu şekilde yorumluyor. Ki bunlar genelde erkek arkeologlar. Ve daha sonra da literatüre o kadar yerleşiyor ki bir daha sorgulanmıyor bile. Hani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok yakın zamana kadar hep biz bunları sanki hani kesin bilgiymiş gibi, işte doğurganlığın temsil edildiği bereket heykelcikleri vesaire şeklinde hep hani öğrendik, anlattık, okuduk. Ve şöyle de bir şey var, işte Anadolu hep bereket saçan bir yer, işte Neolitik'ten başlayıp işte Kibele'ye kadar gelen bir süreç şeklinde yine anlatılır. İşte kadın nasıl doğurgandır, nasıl işte toplumun devamını sağlar, anaçtır, koruyucudur. Yani hep böyle kadının annelik vasfı üzerinden bir çerçeve içinde değerlendirilir. Bunun dışında herhangi bir işlevi ya da anlamı olamazmış gibi, yani bakıldığını görüyoruz. Çok klasik anlamda, hani çok klasik anlamda genel yorum bu şekildedir. Üst paleolitikten itibaren, yani işte 30 bin yıldan önceden itibaren dünyada kadın figürinleri başlıyor. Ve kadın imgelerine rastlıyoruz. Ama sadece kadın resimleri ya da heykelcikleri yok. Başka şeyler de var aslında. İşte hayvanlar da var vesaire. Ama gerçekten hani kadınla ilişkili de özel bir durumun olduğunu görüyoruz. Bu özel durum, yani bu kadar ön plana çıkması, bu kadar bazen çok detaylı bir şekilde bunların işlenmesi, bazı farklı yorumlara da yol açıyor. Bu da şöyle, acaba bu eski toplumlar kadınlar tarafından mı yönetiliyordu?
Evet, Bu da anaerkil işte ikinci. toplumlardan bahsediliyor. Evet. Yani hani kadınlara dair çok enteresan. Yani iki uçta yorum var. Bir tanesi işte annedir, anaçtır, doğurgandır, bereketi sembolize eder. Onun tam tersi bir noktada da, daha radikal bir tarafta da bu sefer kadınlar yöneticidir. İşte eski toplumlarda kadınlar da aslında erk sahibi olan taraf. İşte zamanla Tunç Çağı'ndan sonra işte neyse Slav halkları işte Hint Avrupa halkları geldikten sonra işte Avrupa şeye Batı Avrupa'ya Doğu Avrupa'ya bir anda ataerkil toplumlara dönüştük ve ondan sonra da bir daha kadınlar hiç işte statü sahibi olamadı gibi Evet, bir birdenbire yorum da kesildi gibi. var. Böyle bir yorum da var. Bu da şimdi enteresan. Şimdi bunlar iki uçtu. İkisi bir arada gidiyorlardı bir şekilde. Şimdi yakın zamana geldiğimizde bu konu tekrar araştırıldı. Yani sıfırdan araştırıldı. Hani gerçekten kadınlar doğurganlığını temsil ediyor. Gerçekten prehistorik bazı en azından prehistorik toplumlar şey söyleyin adını anaerkil miydi? Gibi sorular yeniden ele alındı. Ve bu sefer de arkeolojinin geliştirdiği güncel yöntemlerle ve yaklaşımlarla ele alındı. Ve farklı sonuçlar çıktı. Ortaya Ne çıkan mesela? sonuçlardan bir tanesi. Yani şöyle mesela özellikle bu konuda Çatalhöyük'te çok değerli çalışmalar yapıldı. Ian Hodder ekibi tarafından, Dean Meskill tarafından çok sayıda makaleler yayınlandı. Hatta kitaplar da yayınlandı. Mesela işte Çatalhöyük bu konuda en ön plana çıkan yerdir. İşte şişman kadın figürinleri hemen aklımıza gelir. Ama daha detaylı bakmaya başladığımızda işte 1000 yıllık süreçte evet figürinler var. Ancak figürinlerin büyük bir bölümünün aslında oldukça özensiz yapıldığını fark ediyor mesela arkeologlar. Bunların özel böyle buluntu ortamlarında yani nasıl diyeyim, özel düzenlenmiş buluntu ortamlarında bulunmadıklarını, daha çok atık alanlarında, çöplük alanlarında bulunduklarını görüyorlar. Çoğunun zaten kafası kopmuş oluyor. Çünkü kafa figürinlerde en hassas yer genelde arkeolojik dolgularda korunmuyor. Hani acaba kullanıldı ve atıldı. Çok özensizce yapıldı. Dolayısıyla bunlar ana tanrıça ya da ne bileyim çok çok değerli işte oradaki anaerki temsil etmekten ziyade acaba başka daha gündelik anlamları olabilir mi sorusu ortaya atıldı. Ya bunu da uzun bir süreç boyunca işte istatistik yöntemlerle incelendiği zaman ve en önemlisi bu nesnelerin buluntu ortamları tekrar değerlendirildiği zaman ve diğer verilerle birlikte yani işte kadın mezarlarındaki iskeletlerin durumu, onların beslenme durumları, işte ölüm yaşları, ölüm nedenleri, şiddet görüp görmedikleri vesaire gibi artık birçok soruyu arkeologlar, antropologlar cevap verebiliyorlar. Tüm bunları üst üste getirdiklerinde, bir araya getirdiklerinde şöyle bir sonuca vardılar mesela Çatalhöyük'te. Hayır bu toplum anaerkil bir toplum değildi. Yani kadınlar tarafından yönetilen politik bir güç olarak kadınlar tarafından yönetilen bir toplum değildi. Aslında bu toplum kadın ve erkeğin eşit olduğu bir toplumdu. Yani statü, Çatalhöyük'te. görev ve evet ve sorumluluklar bakımından eşitliğin görüldüğü ve bu eşitliğin de neredeyse 1000 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü anlaşıldı. Dolayısıyla aslında vardığımız sonuç çok daha ilginç. Yani bir anaerkil bir kadınlar tarafından yönetilen işte bir toplum olmaktan ziyade toplumsal cinsiyet eşitliğinin hüküm sürdüğü ve bunun çok uzun bir süre toplum içinde korunabildiği bir sosyal örgütlenmeden, bir sosyal modelden bahsediyoruz. Dolayısıyla varılan en önemli sonuçlardan bir tanesi buydu. İkincisi Peki de şu, yani ikincisine gelmeden önce bu nokta oldukça enteresan geldi bana. Bu Çatalhöyük'teki keşfedilen ya da ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak o toplumda kadın erkek eşitliğinin olduğu
Nasıl yani roller bölümü nasıldı o dönemde? Nasıl bir eşitlik söz konusuydu? Onunla ilgili biraz daha örnek Aslında vermeniz mümkün mü acaba? evet, yani şöyle hani eşitlik bugünkü anlamda bir hani toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ya da kavrayışı olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine bugünkü bakış açımızla oraya baktığımız zaman şuna bakıyor arkeologlar. Mesela Çatalhöyük'te evlerin altında, tabanların altına açılan mezarlar var. Ve burada iskeletler bulunuyor. Bunların bir kısmı kadınlara ait, bir kısmı erkeklere ait oluyor. Bazıları bebeklere ait vesaire. Şimdi bazı arkeometrik yöntemler kullanarak iskeletler üzerindeki mesela biyolojik, antropolojik incelemeler neye bakıyor? Dişlere bakıyorlar mesela. Dişlerin kullanımı veya dişlerin aşınması. Cinsiyetler arasında bir fark var mı acaba? Sonra eklemlere bakıyor, eklem aşınmalarına. Acaba cinsiyetler arasında bir fark var mı? Bunlar bize neyi Çalışma, gösteriyor? beslenme, değil mi? Aynen. Evet. Tabii aynen. Yine izotop, kararlı izotop analizleri yapılıyor. Acaba hangi bireyler daha çok protein tüketiyordu, hangisi daha fazla bitkisel ürün tüketiyordu ya da işte balık tüketiyordu neyse. Gibi. Yani hem beslenme bakımından, dolayısıyla bu hani farklı bireylerin besine erişimi bakımından cinsiyetler arasında bir fark var mı? Bunu anlayabiliyorsunuz. Sağlık koşulları bakımından aralarında bir fark var mı? Bunu anlayabiliyorsunuz. Ve bu size genel onların yaşam biçiminde farklılaşmalar mı var yoksa ortaklaşmalar mı var? Bunu gösteriyor. Yani Mesela erkek daha eklem dişi. öncelikli sayılıp mesela daha iyi Evet. besinlerle mi Ya mesela besleniyor? evet. Kadın Mesela erkekler evet. Mesela erkekler atıyorum bir güzel bir şölen düzenlendi diyelim. Ortada çok bir yaban sığırı işte kurban edildi neyse. Acaba erkekler o sığırın en güzel yerini mi yiyorlardı? O etin en güzel yerini mi yiyorlardı? Kadınlara bir şey kalmıyor muydu? Gibi. Mesela protein Çok bakımından işte enteresan. protein ne kadar alabilirler? Diş aşınmalarına bakarak yine beslenmeye ilişkin sonuçlar çıkarabilirsiniz. Dişin bir de üçüncü el olarak kullanımı var eski toplumlarda. Acaba sadece özellikle sepet örerken vesaire gibi şeylerde dişiniz aşınabiliyor. Acaba hani bu işleri de daha çok kadınlar mı yapıyordu? Veya çok ağır bir şeyler taşıyorsunuz diyelim. Bu eklem aşınmalarına neden oluyor. Acaba erkeklerde mi daha fazlaydı bu eklem aşınmaları yoksa işte kadınlarda mıydı falan. Dolayısıyla hem yaşa göre hem cinsiyete göre bunlara bakıp karşılaştırdığınızda eğer anlamlı farklar bulamıyorsanız yani istatistiki açıdan o zaman bu toplumda cinsiyetler arası bir eşitlik söz konusuydu diyebiliyorsunuz. Yani Çatalhöyük'teki çalışmalarda buna dayanıyor. Bu tarz verilere Çok dayanıyor. enteresan. Yani bayağı yani sayısal verilere dayanıyor. Evet. İkinci İkinci faktör demiştiniz. Ben sözünüzü aynen bir de kesmiştim. ikinci önerilerden bir tanesi yok estağfurullah. İkinci önerilerden bir tanesi de bu hani çok özenli yapılmış kadın figürünleri vardı. Hani bazıları çok özensiz yapılıyor. Belki hatta çocuklara oyuncak olarak bile verilmiş olabilir. Veya yine çocukları eğitmek amaçlı kullanılmış olabilir. Hani böyle öneriler var. Ama bir de daha ritüel önemi olduğu düşünülen özenli üretilmiş figürünler de olabiliyor. Bunlar daha değerli hammaddelerden de üretilmiş olabiliyor vesaire ya da daha detaylı işlenmiş oluyor. Bunlarla ilişkili olarak da şöyle bir öneri getirdiler. Acaba bu figürinler belli bazı toplumsal statüsü yüksek bazı kadınları mı tasvir ediyor? Ve bu kadınlara baktığımızda da hani biraz önce dedim ya böyle büyük göğüslü, sarkık göğüslü, işte yani göbeği de sarkmış vesaire, işte geniş kalçalı. Acaba o dönemin bir ideal kadın tipi bu mudur? İkincisi de bu kadınlar acaba çok fazla doğum yapmış ve yaş almış, artık menopoza girmiş ve erkeklerle rekabet halinde artık olmayan
bilge kadın statüsünde insanlar olabilir mi? Getirdikleri Evet. önerilerden bir tanesi de bu şekilde. Yani hani toplumu yöneten bir erkten bahsetmiyoruz burada. Bir bilge birey, yani işte fikrine danışman, hani Cinsiyetten köylerde. bağımsız olarak aslında. Değil mi Evet, orada? yani yaş çok fazla, çocuk doğum yapmış olabilir ve artık yaşı nedeniyle de deneyim kazanmış ve toplumda el üstünde tutulan bir nevi işte bilge, hani erkeklerde de olabileceği gibi kadınların da böyle bir özel statüye kavuşmuş olabileceklerini öneriyorlar. Hadi bu da önerilerden bir tanesi. Yani sonuç itibariyle hani bu ana tanrıça önerisi, işte doğurganlık, bereket şeklinde giden o söylem bugünkü bu çalışmalarla biraz yön değiştirmiş durum. Evet. Evet. Şimdi biraz önce bir kibeleden de bahsettiniz siz. Kibeleden biraz bahsetmek ister misiniz? Muhtemelen sizin çalışma alanınızdaki en nirengi noktalardan Yani biridir. şöyle, Kibele'den çok bahsedemem çünkü hiç benim alanım değil. Yani şunu söyleyebilirim ama Helenistik döneme kadar aslında bir kadın imgesi Anadolu'da gerçekten sürekli olarak yeniden üretiliyor. Yani Mezopotamya'da görmediğimiz kadar, mesela Mezopotamya sanatına baktığınızda neredeyse hiç kadın görmezsiniz. Siz belki gezmişsinizdir, bilmiyorum. Bağdat'a gittiniz mi bilmiyorum. Hani özellikle aşağı Mezopotamya ya da işte Asur, Akat gibi dönemlerde, işte Demir Çağı'ndan da sonra Evet. kadın imgesi çok çok az. Her zaman çok uzun sakallı erkekler, sakalsız erkekler de zaten hadım edilmiş olanlar oluyor. Sadece onları kabartmalarda görüyorsunuz. Dolayısıyla Anadolu'nun burada gerçekten farklı bir durumu var gibi. İşte Hitit zamanında da, işte Erken Tunç Çağı'nda da, Hititlerde de, onun sonrasında da, Demir Çağı'nda da güçlü kadın hem tarihsel figürlere rastlayabiliyorsunuz, kraliçeler gibi, hem de inançlar dünyasında kadın tanrıçaların oldukça önem kazandığını görüyoruz. Hani bu kibele, bu genel Anadolu yerel inançlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra da işte hani antik Yunan'da, klasik Yunan'da da önemli kadın tanrıçalar olarak da karşımıza çıkacaklar. Yani Athena olarak vesaire çıkacaklar. Evet. Şimdi Orta Doğu'ya dönersek, daha doğrusu bizim coğrafyamızdaki işte Hititler diyorum pardon, Akatlar olur, Sümerler olur, ondan sonra Asurlar olur, pardon, kedilerin gazabına uğruyorum da yine. Bu kültürlerde mesela kadının yeri nasıl, yani daha çok şöyle, hani evet sizin anlattığınız gibi normalde pek kadından bahsedilmez bildiğim kadarıyla. Bahsedildiğinde de daha çok işte annedir sadece, doğurganlık üzerinden vardır. Mesela bir şeye döndüğümüz zaman aynı dönemlerde işte Mısır deltasındaki, Nil deltasındaki kültürlere, medeniyetlere döndüğümüz zaman benzer bir kadın tanımı mı var? Kadının yok sayılması mı söz konusu? Bu kültürlerde gerçekten kadın yoktu da acaba biz mi yanlış anlıyoruz diye de bazen düşünüyor insan. Birkaç soru iç içe oldu ama. Yok, tabii ki değil. Yani toplumsal hayatın çok önemli bir parçası kadınlar ve annelik görevlerinin de ötesinde yani rolleri var mutlaka. Yani mesela diplomaside kadınlar biliniyor. Bazen yönetici olabiliyorlar, işte kraliçeler biliniyor birkaç tane. Hem Hitit'te var, hem başka işte Mısır'da zaten çok iyi biliniyor. Hayır, yok değiller, ama genellikle tarihsel yazın içinde onlara çok fazla yer verilmiyor veya ön yargılarla veriliyor. Ya da hasbelkader olmuş gibi. Hani başarılı bile olsalar bu kadın politikacılar diyelim, ya da yöneticiler, karar alıcılar, bir şekilde sanki onlar işte bir tesadüf sonucuymuş gibi de anlatılabiliyor. Kadınları Mesela bir en fazla pardon sözünüzü kesiyorum ama
Bir parantez açmak istiyorum burada izninizle. Mesela bir Asurlarda, Sümerlerde tarihin yazmadığı ama yeni çalışmaların ortaya koyduğu kadın figürler var mı? Kadının toplum içindeki yeri vesaire dışında öne çıkan. Gazeteci sorusu böyle oluyor. Yani İlla manşet arıyor. şöyle yok. Kadınları gördüğümüz tek yer aslında en iyi gördüğümüz yer bu toplumların yasaları. Yani yasalarda mesela evlilikler düzenlenebiliyor, miras hukuku düzenlenebiliyor, işte veraset düzenlenebiliyor, ticaret düzenlenebiliyor ve bazen bu yazıtlarda veya tabletlerde yasaların içinde mutlaka kadınlardan bahsediliyor. İşte ne bileyim, işte bir kadınla işte evlenir ve onu gereksiz yere terk edersen işte erkeğin cezası budur. Ya da ne bileyim işte bir erkek karısını öldürürse onun da cezası ölümdür vesaire gibi kadın ve erkek arasındaki hani Hukuki medeni düğümler. hukuk bir şekilde düzenleniyor. Tabii bu toplumsal yaşamın kurgulanması da çok çok önem taşıdığı için kadını orada görüyorsunuz. Dolayısıyla bu toplumlar için kadın yok değil ve hani tamamen bir köle statüsünde de olmadıklarını görüyorsunuz. Hakları da korunuyor. Ama bu toplumlar kesinlikle ataerkil toplumlar. Yani diğer yasalardan, yönetim biçiminden vesaireden bunları anlıyoruz. Ama kadınların hakkının tamamen gözetilmediği ya da ne bileyim sürekli işte ne bileyim kadının hani şiddete uğrayıp işte ne bileyim ölüm cezasına çarptırıldığı vesaire vesaire bir imaj doğmuyor aslında. Daha hakkaniyetli gibi gözüküyor. Burada önemli olan olasılıkla zaten aile birliğini hani korumak yönünde bir yasalar olduğunu görüyoruz. İşte zina suç mesela işte iki taraftan biri yaparsa işte ölüm cezasına çarptırılıyor, erkek de olsa kadın da olsa gibi. Ama bu Bunun da dışında eşitlikçi bir yaklaşım demek aynı zamanda. evet. Yani. Yani bir nevi yani artık hani o tartışılır. Ataerkil oldukları kesin. Yani hani erkeğin rolünü daha fazla önemsedikleri kesin. Ama sonuçta kadınsız bir aile birliği de kurulamayacağı için gelecek nesillerin bir şekilde işte hani bizde şimdi olduğu gibi hani çocuğun hakkını, mirasını vesaire koruyayım derken kadına da orada çeşitli haklar veriyor. Evet, yani tamamen görmezden gelmiyor ya da kadın tamamen bir köle niteliğinde değil. Onun dışında şunları da görüyoruz. Mesela bazen bazı tabletlerde mesela kadın tüccarlardan bahsedilmiş olabiliyor. Evet. Veya işte bir kadınla bir erkek işte mektupları ortaya çıkıyor. Yani eş işte ne bileyim Asur'da kalmış, kocası işte Kültepe'ye gelmiş vesaire, aralarındaki yazışmalar vesaire. Dolayısıyla kadınlar toplumsal hayatın ama aynı zamanda ekonomik hayatında bir parçası. Gerektiğinde ticaretle de uğraşabiliyor, gerektiğinde seyahat de edebiliyor. Ama eğer biz bunları yazmıyorsak, ki yazılmıyor, çok az yazılıyor, ben asıl sorunu orada görüyorum. Yani hani Asurluları suçlamaktansa bugünün arkeologlarını suçlamayı daha doğru buluyorum. Tabii. Çünkü hani koca bir toplumsal ekonomik yaşamın içinde rol almış insanlar, politikada rol almış insanları görmezden gelinmemesi lazım. Hani bu bizim ulaştığımız arkeolojik anlamda hani arkeologlar olarak ulaştığımız sonuçları zaten güvenilmez kılıyor bir yerde de. Yani bir toplum Yani görmezden geldiğini siz mesela bu alanın içindesiniz, hani evet, İşte görülmemiş vesaire diye tanımlıyorsunuz. Ancak ben mesela tamamen dışında bir insan olarak eğer hani tarihçiler, tarih kitapları kadın da şöyleydi, kadın da böyleydi, kadın da toplum içinde vardı vesaire, şöyle hani aynı şekilde besleniyorlardı diye yazmıyorlarsa ben o toplumda kadın yokmuş gibi algılıyorum. Hani dolayısıyla orada ciddi bir çarpıtma da var. Ben hala ısrarlıyım o konuda. Sonuçta gerçeğin bir kısmını söylemek bazen yalan söylemeye eştir. Gibi bir durum Yani çıkıyor ortaya. kesinlikle yani çok Bir doğru. de Yani o masum bir yaklaşım değil gerçekten. Hele de evet. bugün. Yani ben 19. yüzyılda nispeten insanları şey yapabiliyorum, böyle empati kurabiliyorum. Ya yani 19. yüzyılda hani feminist hareket vesaire vesaire de düşünemiyorlardı. Düşünebilirdi, o zaman da düşünebilirdi ama
tamam düşünmedi, işte ana akım şeye uydu, ideolojiye uydu diyelim. Ama bugünün dünyasında 21. yüzyılda halen aynı söylemi, 200 yıl önceki söylemi halen sürdürüyorsanız, bir an bile durup üzerine düşünüp ya acaba bu dediğim benim gerçekten doğru mu? Bir verilere gidip tekrar bakayım demiyorsanız, Ya ha burada öyle ama gerçekten orada metodolojik da anlamda büyük bir sorun var yani. ama orada şöyle bir şey var. Koca bir külliyatın kendileri eliyle yalanlanması, alt üst edilmesi demek. Hiç kimse de oturup da üstüne ben 60 yaşında, 70 yaşında bir hocanın üstüne tezler yazdığı bilmem ne bir şeyin, yaklaşımın ya da işte çalışmanın alt üst edilmesine göz yummuyor. Göz yumacağını zannetmiyorum. Yani tabii tarih öncesi O yüzden dönemde durum neydi? Tabii ne varsa yeni yeni nesil nesilde var o yapmıyor. açıdan. Evet. Mesela Evet burada ya benim doğru. ve izleyicilerden bir kısmı da söylemiş. Mesela bir tanesi Hypatia. Sonlarda yakınlarda onunla ilgili bir film yapılmıştı hatta. Ama benim için en çarpıcı olan bu şekilde tarihin erkekler tarafından ve kasten çarpıtırarak yazıldığını gösteren örneklerden biri Kleopatra. Hani çok çok daha ileri çağlara, şeylere geliyor ama mesela Firavunlar, eski Mısır, Antik Mısır döneminde de bakıyoruz. Böyle ne zaman öne çıkan bir kadın varsa ya işte kral olan erkeği baştan çıkarmıştır, Firavun olan erkeği, ya işte ona kötü kararlar aldırmıştır. Ondan sonra Kleopatra'ya bakıyoruz mesela, kala kala geriye şu böyle açık saçık kıyafetler giyip onunla düşüp kalkan, bunu baştan çıkaran, erkekleri birbirine kırdıran falan bir kadın figürü ortaya çıkıyor. Aslında Kleopatra çok sayıda dil bilen, işte bildiğim kadarıyla birçok elçiyi tercümansız şeye doğrudan görüşebilen, diplomasi yeteneği oldukça iyi bir yönetici aynı zamanda. Hani bununla ilgili bir şey okumuştum, aklımda kalmış ne Kesinlikle. zaman Yani yazılmıştır. bu mesela çok güzel bir örnek oldu. Kadın düşmanlığıyla yazılmış tarih bu. Yani tamamen kadın ne olabilir? Ya annedir ya da bir cinsel objedir. Ve bu ikisinin dışında başka bir şey olamaz yani. Ya cinselliğiyle ön plana çıkaracaksınız bir kadını ve o şekilde yani hem aşağılayacaksınız, küçümseyeceksiniz veya onu sadece bir cinsel objeye dönüştüreceksiniz. Bir meta hani haline getireceksiniz. Veya onu yücelteyim diye işte annelik rolünün içine hapsedeceksiniz. Evet. Bunun dışında işte iyi diplomasi yapan, işte dil konuşan, seyahat eden, işte macera seven, bilim yapan, felsefe yapan, şiir yapan kadını nereye koyacağımızı bilemiyor. Hani o Ya kadında bir zaten tuhaflık olmalı. bu söylem üzerinden mesela şimdi hala bugün bile şey yaparlar. İşte kadınla erkeğin zekası aynı mıdır? Erkek daha zekidir. Hatta ona da şey uydurmuşlar ya işte yok neydi? Sayısal zeka, duygusal zeka mı? Bir şeyler neyse. Mesela ona da karşı soru olarak hep şeyi sorarlar. Tarihte hiç bilim insanı olarak öne çıkan kadın var mı? Ya da işte tarihte hiç felsefeci olarak öne çıkan kadın var mı? Yok, demek ki kadınların zekası yetmiyor buna şeklinde Evet. böyle Evet. ağzına ağzına Çünkü terlikle vurulası. hani erkeğin Neyse duymak sinirden. istediği şey, evet, erkeğin duymak istediği şey bu tabii ki. Çünkü kendi ayrıcalıklı özel konumunu kaybetmek istemiyor. Yani ben kadınla erkek arasındaki hani bu çekişmeyi bir hani gerçekten bir sınıf çekişmesi olarak görüyorum. Hani nasıl sınıflar arasında bir çatışma varsa kadın erkek arasında da var. Ve burada ezilen taraf tabii ki de kadınlar ve mücadeleyi veren de o yüzden kadınlar ve tam da mücadeleyi verdikleri için şu anda tarihi yazan da kadınlar. Yani İran mesela siz çok daha iyi takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Yani şu Estağfurullah. anda tarihi yazanlar orada kadınlar. Çünkü o mücadeleyi veren ve o ezilmişlikten kurtulmaya çalışan, özgürleşmeye çalışan taraf aslında köle tarafı. Yani ezilen taraf. Erkek ayrıcalıklı konumda, efendi konumunda ve o konumunu
binlerce yıl boyunca sağlamlaştırdığı o konumunu, en korktuğu şey onu kaybetmek ve bir şekilde kadınla erkeğin eşit olacağı bir dünyaya uyanmak onun en büyük kabusu. Dolayısıyla her anlamda sonuçta bu söylemlerle işte kadınlar bunu mu yapmış, kadınlar şunu mu yapmış, işte kadın araba mı kullanmış, kullanamaz, şunu yapamaz, Arabayı mı kadın çok icat zor, etmiş kadın vesaire bilmem ne gibi. şeklinde yani Günümüze kadar sürekli gündelik, geliyor, doğru. hayatta da hani karşımıza çıkan işte bir toplantıda sözümüzün kesilmesinden tutun bir şeyi savunduğunuz zaman işte sinirli kadın, işte bilmem ne kadın gibi yakıştırmalara kadar giden büyük bir orada mekanizma var. Bir erkek dayanışması mekanizması var. Ve Evet. kadın bunun içinde eşitlik için mücadele eden taraf. Ben şunu düşünüyorum, yani tarihi ezilenler yazıyor. Kadın da bunlardan bir tanesi. Ve şu anda kadın mücadelesi yani dünyanın her yerinde var ama İran gibi yani en büyük baskının olduğu yerde ölümüne yani ölümü göze alarak sokağa çıkan ve kendi özgürlüğü için mücadele eden yine kadın oldu ki ülkenin tarihi belki değişmek üzere şu anda. Hani ne kadar tutabilecekler bunu görüyoruz. O yüzden de yani iyi ki ezilenler tarafındayız. Ben tarihi yazan tarafta olmayı tercih ediyorum. Öyle ama Şeyi çok zor tabii bir duydum. yerden de devam ediyoruz. Yani tarihi baştan yazacağız. Hem bildiğimiz ki okullarda okutulan vesaire tarihi, hem günümüzden itibaren baştan yazacağız vesaire vesaire. Oldukça ağır bir şey. Bir de tarih sayfasından silinenler var. Kadın oldukları için, kendi dönemlerinde felsefeci oldukları için, belki işte bir takım bilimsel çalışmalar yürüttükleri için gerçekten haklarındaki kayıtların silindiği kadınlar da var. Evet. Ve Yani şunlar var. Çok fazla örneği var bunun. Mesela bir diyelim bir laboratuvarda bir araştırma yapılıyor. Ve aslında o araştırma bu özellikle 19. yüzyılda çok olmuş bir şey. Laboratuvar olabilir veya bir işte botanik araştırma gezisi olabilir falan işte neyse. Bir gezide kadın asistanlar oluyor, tamam mı? Ve aslında birçok keşifleri falan bu kadınlar yapıyorlar. Yani ne bileyim yeni bir bitki türünü buluyor, yeni bir hayvan cinsini buluyor, tespit ediyor, işte geliyor, kaydediyor, onun resmini çiziyor vesaire. Ya da laboratuvarda bir deney yapıyor, bir şey buluyor. Fakat bunların tamamı onu bulan ya da keşfeden kadına değil, onun yanındaki erkeğe mal ediliyor. Bunun o kadar çok örneğini okudum ki ve yani bir kere daha anladım. Hayır, kadınlar da keşfediyor, kadınlar da bilime meraklı, kadınlar da seyahate, maceraya çok meraklılar. Bir sürü karakter var aslında hiç tanımadığımız işte sizin de dediğiniz gibi. Ve çoğu zaman da yaptıkları o büyük önemli işler, keşifler erkeklere mal ediliyor. Ve biz birçok şeyi o yüzden erkekler buldu, keşfetti, icat etti diyebiliyoruz. Bunu hiç unutmayalım. Bu çok çarpıcı gelmişti bana okuduğumda birkaç tane örnek. Ve o zaman daha iyi anladım. Hayır, kadın filozof var, kadın bilim insanı var, kadın şair var, hepsi var. Neden azlar? Daha salak oldukları için değil, bunu yapamadıkları için değil. Çünkü evlere hapsedildikleri için, çünkü ev işiyle, çocuk bakımıyla hayatlarını geçirmek zorunda kaldıkları için. Bize sunulan en ideal kadın kim? Bana da o çok çarpıcı gelmiştir hep. Odisea'daki Penelope, yani kocasını 18 yıl mı bekliyor dönsün diye şeylerden kadın. Yani bizim ideal kadın diye bize sunulan insanın niteliği iffetli olmak. Yani Odisea'da en fazla geçen kelime belki de iffetli kadın Penelope, iffetli kadın yani. Kocası 18 yıl yok ortada, dönüp dönmeyeceği belli değil savaşlardan. Kadın ne yapıyor? Kendisini istemeye gelen herkesi oyalıyor. Yıllarca yıllarca oyalıyor. Diyor ki bir tane halı var diyor. Onu dokuyorum. Bir şey dokuyorum diyor. O bitsin evleneceğim diyor. Gündüz dokuyor, akşam söküyor. Gündüz dokuyor. Böylece o hiçbir zaman bitmiyor. Ve kadın kimseyle evlenmiyor. Ve sonra yıllar sonra kocası geliyor. Ve kocasıyla tekrar işte bir araya geliyorlar.
Dünya tarihinin bize sunduğu ideal kadın imgesi bu. Bizim de aşmaya çalıştığımız, dışına çıkmaya çalıştığımız imge tam da bu. Yani kadını anne, eş, evinin uslu, işte hanım hanımdır, Hala var kızın. ama o yani Ya tabii var, hala tabii ki. günümüzde bile şey var hani akademide olup da hakkı gasp edilen, basında olup da aynı şekilde ayrımcılığa maruz kalan, ondan sonra günlük hayatta şimdi bizim okullarda olabilir, iş yerlerinde olabilir vesaire. İşin acı bir tarafı da şu, o kadar yaygın ki bunlar kadınların önemli bir kısmı da bunu normal sayıyor, kabulleniyor. Yani işte aman o ben akşam işte yemeğim yetişecek şu projeye girmeyeyim, şunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Aman çok vaktimi alacak. Yok işte çocuk da doğuracağım zaten. Ne gereği var şunu yapmaya, bunu yapmaya? Böyle bir şey de var. Kendini kısıtlama hali de söz konusu kadınların. Ha burada Kesinlikle. şey meselesi değil. Mesela izleyicilerin birazdan şeylerine, yorumlarına geleceğim zaten. Burada mesele arkadaşlar. Ya erkeklerin hepsinin ağzını burnunu kırarız, erkekten daha erkek oluruz meselesi değil. Yani bir kadın bakış açısıyla erkek bakış açısı birbirinden oldukça farklı. Bu kadının daha salak olduğu, sizin de belirttiğiniz gibi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kadına fırsat verildiği zaman ya da kadının hakkı olan, yani bir şey ihsan etmek değil orada, kadının hakkı olan fırsatlara ulaşması engellenmediği zaman muazzam sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Burada kadın doğurmasın, deli gibi çalışsın, iş hayatına dahil olsun vesaire değil. Ya kadın annelik yaparken bile orada bile şeyi var, rolleri belirlenmiş. Yani kafasına göre anne bile olamıyor kadın. Değil Evet. mi? Böyle bir şey bile var. Oraya kadar Kesinlikle. müdahale ediliyor. Ya hani Yani ne zaman feminizm doğuracağına, deyince, kaç çocuk evet, kaç doğuracağına, çocuk kızı nasıl olur? büyüteceğine, oğlanı nasıl büyüteceğine, işte ne yaparsa iyi anne olacağına, ne yaparsa kötü anne olacağına o kadar çok norm var ki üstelik bu sadece bizim toplumumuzda da yok. Evet. Tabii. Yani bu böyle Türkiye'ye özgü falan bir şey gibi anlaşılmasın. Hani en ileri Avrupa toplumları da ataerkil toplumlar. Yani burada hani zannetmesinler ki sadece Orta Doğu'ya özgü bir durum bu. Mesela Almanya'da da eşit işe eşit ücret yok. Yani kadınların yaptığı eşit iş ama erkekler daha fazla aynı alanda kazanıyor vesaire. Hani bunun mücadelesini oradaki kadınlar da veriyor. Yani bu siz biraz önce dediniz ya hani kadınlar da kabullenmiş bu durumu. Bunun tabii nedenlerinden yani en önemli nedenlerinden bir tanesi bunun bize değişmez bir realite olarak sunulması. Yani bunun dışında bir hayat ya da yaşam mümkün olamazmış gibi sunulması. Ve ataerkilliğin ya da patriarkanın bize tarihsiz bir şeymiş gibi sunulması. Halbuki bu bir tarihsel bir mevzu ve bunun dışında olan halklar vardı, bunun dışında farklı örgütlenen toplumlar vardı ve biz bunu tahayyül de edebiliyoruz. Yani feminizmin istediği şey en fazla yanlış anlaşılan şey şudur. Yani koca koca profesörler de bunu bilmezler. Feminizmin talep ettiği şey eşitliktir. Feminizm kadın yönetimini talep etmez. Talep ettiğimiz şey eşitliktir. Kadınlar ve erkekler arasındaki haklar, sorumluluklar, statüler, yükümlülükler bakımından eşitliktir. Biz de kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Biz de filozof olmak istiyoruz ki Batı'da şimdi bakın son dönem filozofların hani filozoflardan laf açıldı diye söylüyorum. Şu anda erkekten çok kadın filozof var ve müthiş eserler yazılıyor şu anda. Çünkü kadınlar en azından hani takip ettiğim benim Fransa'daki, Amerika'daki bazı filozoflar kendilerini gerçekleştirebilecek imkanlara kavuşmuş durumdalar. Burada da aklıma bir kitap geldi. Beni hayatta en etkilemiş. Hani benim feminizm yolculuğumla ilgili bazı kitaplar buraya koymuştum ben de. Evet, çok iyi yapmışsınız. Zaten biz konuklarımıza da soruyoruz bize kitap önerin diye. Tam görünmüyor ama o kitabın adı ne? Siz söyler misiniz? Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda. Mesela çok etkilemişti. Yani hani böyle feminizm teorisinden ziyade beni edebiyat daha çok etkiliyor.
Mesela Şurada bir burada yerde bende anlattığı de var. şey Virginia Woolf'un, yani Hı. 19, işte 19. kendi döneminde 19. yüzyılda, hani ayda diyor sadece 400 pound gelirim olsa ve kendime ait bir masam olursa ben yapmak istediğim her şeyi yaparım. Çünkü kadının zaten tek yapmak istediği şey kitap okumak ve yazmak. Bunu Evet. gerçekleştirebilmek için de hani bir işte evde bir eş pozisyonda olmamak, hani birine hizmet, bakım hizmeti sunmuyor olmak ve kendi başına kalabilmek, tek istediği bu ve büyük bir paraya da ihtiyacınız yok diyor. Böyle minik bir geliri oluyor bir süre sonra hayatında. O minik gelirle aslında bu imkanı kendine sunuyor ve kadın kitaplarını yazmaya başlıyor. Bu çok çarpıcı gelmişti. Yani birçok kadının, milyonlarca milyonlarca kadının hayatı birilerine, işte çocuğuna ya da eşine hizmet etmekle geçiyor ve bir an bile durup düşünmüyorlar, çünkü böyle gelmiş, böyle gidecek şeklinde bir inanış var. Bu inanışı bize Tabii. sağlayan ne? Bu da patriyarka, bize diyor ki bu zaten böyleydi ve böyle geldi, böyle gidecek. Bu değiştirilemez bir şey. Bu doğanın bir gerçeği. Erkekler Tabii. çalışır, kadınlar doğurur diye sunuyor ve kadınlarda da o köle ahlakı da dediğimiz, köle ahlakının gelişmesini sağlayan şey bu. Feminizm işte bu köle ahlakını bitirmeye geldi kadınlarda ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara bir düşünce sunuyor. O yüzden de seviyoruz ve benimsiyoruz. Mesela Orta Doğu ülkeleri, gerçi hep topu 3 tane ülkede yıllarım geçti benim. Irak, Suriye, Lübnan diyeyim kısaca. Şöyle bir şey var Çilen Hanım. Mesela kadınlarla aralarında akademisyen olabilir. İşte bu ülkelerde kadınların eğitim alması, işte bakanlık yapması vesaire, asker subayı olmaları vesaire oldukça normal şeyler. Ama hani feminizm ya da eşitlik dediğimiz zaman o kadar ciddi bir ataerkil düşüncenin sirayet ettiğini görüyoruz ki konuştuğumuz zaman mesela işte kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz ya da kadın haklarından bahsediyoruz. Kıstasları ki bunu Irak'ta da duydum, Lübnan'da da duydum. Ama biz araba kullanıyoruz. Suudi Arabistan gibi değiliz. Ama biz eğitim görebiliyoruz, üniversiteye gidebiliyoruz. Tamam da yani kriterin Suudi Arabistan'sa ona bakarsan nefes alabiliyorsun her şeyden önce. Yani hani şey var. Bir kere kötü olana bakıp haline şükretme durumu söz konusu orada. İkincisi, sahip olunan bütün hakları doğal haklar olarak değil de ihsan edilen ve şükredilmesi gereken, dolayısıyla ihsan edenlere de ayrıca teşekkür, müteşekkir olunması gereken haklar olarak görüyorlar. Hani bu açıdan baktığımız zaman aslında Türkiye'de de var bu normalde. Bir başka nokta da şu. Yine Türkiye'de de olan bir şey diye düşünüyorum. Kadının güç sahibi olabilmek için erkekten çok daha acımasız erkek olması. Yani ataerkil bir düşünceye sahip olması değil, sadece ataerkilliğin Yılmaz bekçisi, koruyucusu haline dönüşmesi. Ve ilk başta da mesela kadını ezmesi. Ya bununla ilgili çok böyle çarpıcı, yıllardır aklımdan çıkmayan bir tane örnek vardır. Kaç yıl önceydi hatırlamıyorum. Bir gazete haberiydi bu. Güneydoğu'da zannedersem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu kadınların daha hani sıkıntılı oldukları, sıkıntı yaşadıkları yerler, coğrafyalar ya da kültürler diyeyim. Oralarda bir çalışma yapmışlar ve kadınlara şeyi sormuşlar. İşte sen kendini gelecekte ne olarak görmek istiyorsun? Ya da işte yaşadığın sıkıntılardan ne olursa kurtulursun. Önemli bir kısmı kaynana olmak istiyorum diyor. Kayınvalide. Çünkü orada Evet. şey var, O bir statü. kayınvalide statü bir, ikincisi ama orada bir zulüm şeyi de var, kısır Tabii. döngüsü de var. Kendine daha Yani önceden yapılmış kendi kayınvalidesinin tabii zulmü kendisine şimdi yaptığı şeyin intikamını aşağıdakilerden almak gibi. Ya evet. inanılmaz çarpıcı bir şeydir. Ha, o çalışmayı sonradan bulamadım ben. Ha, nerede okuduğumu da Evet. hatırlamıyorum ama. Çok enteresanmış gerçekten, ama gerçekten muhtemelen hani o tarz bir toplumda kadının rahata erdiği tek nokta, çünkü emir verebildiği, kendinin işte statü olarak altındakini, işte gelinini işte ezebildiği tek nokta kaynanalık statüsü ve büyük bir rahatlık getiriyor. Onun dışında zaten Değil mi? tahayyül bile edemez.
evin dışında kamusal alanda veya ne bileyim işte erkekler arasında gidip işte köyle ilgili önemli kararlar versin falan filan. Bunu zaten tahayyül edemiyor. Eşitlik diye bir tahayyülü de yok. Çünkü onun içinde bulunduğu dünyada bir kadının ulaşabileceği en top seviye yani kaynanalık. O yüzden onun hani hayalini kuruyor olması kendi kültürel bağlamında gerçekten anlamlı. Ama aynı zamanda kendi cinsini eziyor olması zaten işte patriarkanın en seveceği şeydir. Kadını Değil kadına mi? düşman etmek patriarkanın çok işine gelir. Ve çok severler hani kadınlar böyle kavga etsin, işte tartışsın, işte vesaire. Bunlar ayrı bir haz aldığını düşünüyorum ben patriarkanın. Ve o yüzden de şu söylemi de bizim kadınlar olarak aramızda çok güç dillendirmemiz ve hani göstermemiz lazım. Hani kadın kadının yurdudur, kurdu değildir. Birbirimize daha Kesinlikle. fazla dayanışma göstermemiz lazım. Bir yerde bir kadın eziliyorsa, sözü kesiliyorsa veya ayrımcılık yapılıyorsa onun yanında yer almalıyız. Ne zaman böyle bir dayanışma gösteriyoruz, o zaman erkekler geri adım atıyor. Ben bunu deneyimledim, gördüm. Yani akademik Kesinlikle. ortamlarda da bu böyle, normal gündelik yaşamda da böyle. Ama bir şekilde kadını kadına kırdırdığınız zaman işte tam da zaten o köle ahlakının sürmesini sağlıyorsunuz. Ve bu egemenin işine geliyor. Hani bu yapıyı gördükten sonra, çözdükten sonra aslında ne yapacağınızı anlıyorsunuz. Ama bu yapıyı çözmek size böyle vahiyle gelmiyor. Bunu o yüzden feminist teori okumak lazım. Çünkü içinde bulunduğunuz toplum size bunu hiçbir zaman anlatmayacak. Eşitlik Kesinlikle. talep edebileceğinizi size hiçbir zaman söylemeyecek çünkü. Kesinlikle o görüşe ben çok katılıyorum. Hayatımda da bu şekilde benim hayatıma dokunan çok kadın oldu. Kadın kadının yurdudur gerçekten. Ve dediğiniz gibi o ataerkil yapıyı da muhtemelen zayıflatacak olan temel şeylerden biri de bu diye düşünüyorum. Bu bağlamda sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı, yoksa yavaş yavaş izleyici yorumlarına geçeyim mi? Hani sormayı unuttum, şuna da değinseydik iyi olurdu dediğiniz. Bak, aslında konuştuk bayağı, yani arkeolojiyi de geçtik, konuştuk. İstiyorsanız izleyici yorumlarına bakın, yine hani konu açılırsa ben de ya da soru varsa yardımcı olmaya çalışacağım. Çok güzel yorumlar var zaten. Ben yavaş yavaş ekrana yansıtayım bu arada. Evet. Tamam, ben göremiyorum. O Gerçekten. yüzden Yok, siz de göreceksiniz. Şimdi hemen birkaç tanesini seçtim ben. Bir dakika. Evet. Şuradan mesela başlayalım. Feminist arkeoloji için Ruken Kaya demiş ki, feminizmin tarihi mi demek gerekiyor demiş. Yok. Feminizmin tarihi, hani feminist düşüncenin tarihi olarak anlarız onu. Feminist arkeoloji, feminist teoriyi benimsemiş arkeoloji pratiği olarak tanımlıyor. Evet. Anlatıcıma yanıt verebildim mi? Bence Yani evet. feminizm tarihi demeyiz. Zeliha Et Öz demiş ki, disiplindeki maskulin bir soruya karşılık feminist bir soru nasıl formüle edilir? Örnek verebilir misiniz demiş. Biraz daha Yani şöyle, detaylandırsa iyi mi olur acaba evet. soruyu? Hani feminist bir soru nasıl sorabiliriz mesela arkeolojide? İşte mesela toplumsal cinsiyet rollerini sorabiliriz. Araştırdığımız bir topluma dönük olarak acaba kadının günlük hayattaki rolü neydi veya ekonomik hayattaki rolü neydi? Hangi üretim etkinliklerinde rol alıyordu? İşte evin dışında kamusal alanda kadın var mıydı, yoksa sadece ev ve ev çevresi işlerini mi yapıyordu gibi soruları sorabiliriz. Maskülen soru aslında insan deyince otomatik olarak erkek düşünülüyor. Bir ideal insan da aynı zamanda erkektir ya. Dolayısıyla içine kadın sözcüğünü getirdiğiniz anda aslında bir feminist yaklaşıma da yaklaşmış oluyorsunuz. Yani kadınla ilgili bir soru sorduğunuz anda tamam erkekler av yapıyordu da kadınlar ne yapıyordu arkadaş bu sırada dediğiniz anda zaten hani feminist bir soru
sormuş oluyorsunuz. Çünkü kadının varlığını hatırlatıyorsunuz ve o toplumda da hani bir rol oynadığını varsaymış oluyorsunuz ve ona dair de hani yöntem geliştirmeniz gerekiyor bu sefer o soruya cevap verebilmek için. Bu şekilde. Evet, anaerkil, Muharrem Palaz demiş ki anaerkil döneme feminist dönem veya kısmen feminist veya sadece dönem olarak mı adlandırıyoruz Yani demiş. Zaten buna feminist dönem, evet, feminist buyurun. dönem diye bir şey demiyoruz. Yani feminizm hani 20. yüzyıla ait bir ideoloji ve teori. Yani biz bunu alıp hani prehistorik döneme taşımıyoruz. Bizim merak ettiğimiz acaba hani o toplumlarda kadınlar politik karar alma mekanizmalarında ne kadar rol oynadılar veya hiç oynadılar mı, bunu soruyoruz. Anaerkil dönem diye bir dönem de yok bu arada. Biz hani dönemleri isimlendirirken kullandığımız işte paleolitik dönem, neolitik dönem, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı gibi adlandırmaları kullanıyoruz. Dolayısıyla hani anaerkil dönem veya ataerkil dönem şeklinde ifade etmiyoruz. Evet, Galadriel Hypatia'yı hatırlatmış bize. Yanına da kalp koymuş. Evet. Evet. Bir soru var. Demiş ki Orta Doğu'da kim var? Fikirleriyle yaşadığı çağı aşan halkın öncüsü, önderi, devrimci, kültür ve benzeri taşıyıcı kadınlar. Söz konusu coğrafyada Orta Doğu, Antik Yunan ve Roma devletlerinde kadın filozof yok veya ben bilmiyorum. Siz bilmiyorsunuz. En azından yakın dönemde Orta Doğu'da çok sayıda kadın var arkadaşlar. Sadece şu yüzyılın başında yani 1900'lü yılların başında 1800'lü yılların ortalarından itibaren kültürde, sanatta, ondan sonra işte siyasi fikir akımları, milliyetçilik akımları vesaire çok sayıda kadın var kendi coğrafyamızda. Bunları zaten zaman zaman yayınlarda da aktarıyorum ben. Siz bir şey demek ister misiniz? Cevap vermek ister misiniz? Ben böyle Benim daldım. evet, çok iyi yaptınız. Beni çok etkileyen, yani yine bu feminizm yolculuğunda ve hani kendime ilişkin öznel yolculuğumda da çok etkilemiş kültür taşıyıcısı, çağının ötesindeki kadınlardan bir tanesi Firuze, Feruzat, İranlı kadın İran. şair. Mesela hani hayatımın idollerinden biridir. İran şiirini de çok seviyorum ama yani Firu'nun yeri bambaşka. Dolayısıyla tam da zamanını aşan fikirleriyle ve bugüne kadar gelen hani o düşünceleriyle evet zamanını aşmış bir kültür taşıyıcısıdır diyebiliriz. Çok fazla da örnek var tabii ki ve sadece bu değil ama beni çok kişisel etkilemiş bir karakter olduğu için, bir şair olduğu için onun adını almak istedim. Mesela siyasetçi olarak da siyasi, en azından bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizi etkilemiş isimler arasında Halide Edip adı var arkadaşlar. Yani onun hikayesi de biraz önce konuştuğumuz konularla çok şeydir. Halide Edip Adıvar'ın yaptıklarının dörtte birini bir erkek yapmış olsaydı şu anda muhtemelen çok çok daha farklı, çok çok daha fazla sayıda kaynakta kendisinden bahsediliyor olurdu diye düşünüyorum. Evet, genel Evet. bir görmezden gelme var gerçekten. Yani bu bilim alanında da var, kültür alanında da var. Bunu dediğimiz gibi hani erkekler tarafından, erkekler için yazılan tarihin içinde o figürlere rastlamayabilirsiniz. Burada sorgulanması gereken şey kadının olup olmadığı değil, Olmadığı neden bu değil. tarih yazının içinde kadınlara yer verilmedi? O zaman doğru çözüme ulaşacağız bence. Yorumlar da var. Mesela Erhan Bingöl demiş ki toprağın kadın olarak tanrılaştırılması ve doğurganlığın kutsallaştırılması ana soylu toplumların değil dini devletlerin ataerkil ideolojisinin temel ilkeleridir demiş. Yani doğayla kadın arasında bir özdeşlik kurulmasından bahsediyor. Böylece kültür ve medeniyet tarafı da erkeğe bırakılıyor.
gibisinden. Dolayısıyla bu da ataerki ideolojiye Dini, yarıyor. evet, en azından mevcut Ben öyle anladım dünyamıza yani. baktığımızda hani dini eksenli ideolojilerin hakim olduğu coğrafyalarda, yönetimlerde kadını tamamen yok sayamıyorlar. Kadını nasıl formüle ederler? Zararsız, ziyansız, zapturaptı altına alınmış bir şekilde anne olarak gibi. Günümüzde de Anne vardır ya olarak hala olabilir. yani. Yani işte Meryem Ana hani figürü mesela burada hep hani örnek Hristiyanlıkta da veriliyor. var, Meryem o Ana çok Müslüman önemliydi Yahudilikte de var. diye. Evet. Onun dışında hani kadınlardan biraz korkuluyor da daha gizemli bulunuyor. Çünkü kadın vücudu, kadının doğurganlığı bunlar çok gizemli meseleler. Sanki biraz o korkunun da etkisi varmış gibi geliyor bana bazen kadınların bu şekilde tanrıçalaştırılmasında. Hani kızdırmayalım gibisinden hani kadın işte dişil gücü de. Dolayısıyla evet yani tanrıçalar arasında mutlaka görürüz. Dünyaya geldiğimizde ama hani ayaklarımız yeryüzüne geldiğimizde kadın hani köle tarafında erkek efendi tarafında kalıyor. Yani hemen hemen bütün panteonlarda da yani tanrıların hani o hiyerarşisinde de en üstte bir erkek vardır benim bildiğim. Yanılıyorsam hani arkadaşlar söylesin. Ya Zeus vardır ya Teşup vardır. Yani o büyük hiyerarşinin içinde de birinci gelen hep bir erkektir. Erkek. Zeus Evet. gibi komik yani komik diyeceğim de yani Zeus'un bazı hikayeleri çok komik gelir bana mesela ama Zeus'tur yani Yunan mitolojisinin en büyük hani aktörü ve en korkulan tanrısı. Ondan sonra diğer hiyerarşideki diğer kadın ve erkek şeyler, tanrı ve tanrıçalar geliyor. Yardımcı figürler olarak. Evet, yani onlar da önemli özellikleri vardır. Mesela Athena yani adaleti temsil eder vesaire. Hani önemli figürlerdir bunlar. Hem güzeldir hem adaletlidir hem de savaşçıdır mesela Athena. Böyle şeyler de atfedilir. Ama dediğim gibi hiyerarşiye baktığımızda en tepede bir işte sakallı bir erkek figürü vardır. Hani bugün insanlara deseniz Tanrı nasıl bir şey? Tanrı neye benziyor sizce falan? Gözlerinin önüne bence sakallı bir dede motifi gelecektir. Muhtemelen. Bir Zeus vari bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Evet, Gaia olmasaydı Zeus mesela olamazdı. Evet. Gaia olmasaydı Zeus olamazdı demiş. Gaia Doğru. olmasaydı Zeus olamazdı. Evet, olamazdı. Ama işte Gaia'nın da hikayesi Zeus'tan farklı bir daha erken bir döneme ait. Kesinlikle zaten o doğayla kadın dişi mi diyeceğiz işte dişi güçler arasındaki o özdeşliği kuran mitolojilerden bir tanesi bu Yunan mitolojisi. Evet olmayacaktı doğru. Heisenberg demiş ki Tanrı deyince çocukluktan beri aklıma erkek bir asker geliyor. Bu Evet. çok enteresan. Hani erkek olması eyvallah ama bir de asker. Evet. İşte herkes de farklı oluyor. Galadriel chat'e cevaben söylemiş galiba. Varoluş amacımız erkeklere soracak değiliz diye. Kesinlikle yani bir düşün yakamızdan diyesim geliyor. Bazen çığlık atasım geliyor. Yani bunu erkeklere Evet. anlatabilmenin zor olduğunu ben de gördüm kendi hayatımda. Eşitlik talebini sanki bir ayrıcalık istiyormuşuz gibi anlaşıldığını veya böyle bir türlü bir anlatamama durumu. Bunun üzerine çok düşündüm. Neden böyle? Niye anlatamıyoruz diye. Çünkü erkekler fark ettik ki ayrıcalıklarının farkında değiller. Yani o ayrıcalıklar onlara o kadar doğal geliyor ki aslında onların ayrıcalık olduğunun farkında da değiller. Ve bir kadın olarak yaşamanın ne olduğuna dair bir tahayyülleri yok. Yani bunu ya okumaları lazım ya dinlemeleri lazım ki aa böyle de bir hayat varmış. Aa kadınlar her gün bununla karşılaşıyormuş diyebilsinler. Hani onların tarafından bakmaya çalışıyorum bazen. Neden anlatamıyoruz gibisinden. Ama orada biraz marjinalize edilmesi meselesi de var.
daha feminizmin radikal, belki biraz saldırgan, meseleyi işte çıplak da gezerim, istediğimde yatarım kalkarım falan gibi popüler, ne diyelim, popüler kültürün ürünü haline dönüştüren yönünü ön plana çıkardılar. Yönünü değil de aslında şahısları. O yüzden muhtemelen bir gün işte yüz yüze geldiğimizde konuşuruz onları, çünkü yayının biraz dışında. Ama günümüzde hala işte büyük İşte feminist evet, vesaire sen falan denilen bir birçok şeyi nerede insanın bastırıyorsanız, evet, neyi ha, bastırıyorsanız hani feminizme çok orası büyük zarar bir tepki geverdiğini de veriyor. düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Evet. Yani işte yani Kadının bin ikinci bir yılların ezilmişliği var. Yani ben oradaki o öfkeyi, o tepkiyi anlıyorum. Çünkü çok uzun, yani on binlerce yıllık mı diyeyim artık, bir ezilmişlik, bir görmezden gelinmişlik var. Ve kadınların içinde biriken öfkeyi hani bazen de bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bize hakaret olarak yaptıkları şeyi biz o hakareti hakaret olarak almadığımızı, onunla dalga geçtiğimizi Ya her şeyden göstermek için önce bazen böyle tepkiler tabii veriyoruz yani. ki gayet normal tepkiler, sıradan bir futbol maçında, ortalama bir futbol maçında ortaya çıkan şiddetten daha fazlasını şimdiye kadar ki işte radikal feministler toplamda yapmamış olabilirler yani. Hani futbol Evet. Yani holiganlığı aslında bilmem ne orada ortaya şiddet eğilimi olan bir hareket değil, ama şiddet varsa da zaten çok birikmiş büyük bir öfkenin tabii. sonucunda. Orada şey de Yani o önemli, ama öfkenin neyin ön temelinde. plana çıkarıldığı da aslında ataerkillikle alakalı bir şey. Bir tarafın işte şiddete meyilliler Doğru. bunlar, şöyle böyle vesaire diye diline Tabii. doluyor. İşte ne Doğru. bileyim, marjinalize ediyor vesaire, ama diğer tarafta şiddetin her türlüsünü, her alanda, sporda bile normalleştirilmesini normal karşılıyor gibi bir Evet. çifte standart durumu da söz konusu. Tabii Rüken ki, Kaya tabii ki. demiş Yani ki şiddetin aslını biz yaşıyoruz. Yani her gün en az bir kadın öldürülüyor. Ya da yani. kesinlikle. Kadının ikinci plana atılmasında dinlerin etkisi yok mu demiş. İslamiyet'te de, Hristiyanlık'ta da. Yani Yorum tabii yapmak ki var. istedikleriniz olursa söyleyin lütfen. Yani tabii ki var, olmaz mı? Zaten o ideoloji, yani bahsettiğimiz ideolojinin yani en kullanışlı olduğu alanlardan biri, o dinin içine yedirilmiş bir ataerkillik var ve hani böyle geldi, böyle gidecek söylemini en fazla ortaya atan, onu savunan şey de aslında ideolojiler. Yani bu ideolojiyi ben hani din de bunun bir parçası olarak görüyorum. Elbette, yani bugün tartıştığımız konulara bakın. İşte anayasa, başörtüsü, işte Tabii. yasa şeyi, söyleyin adını, Kadınlar maddesinin üzerinden. girmesi vesaire. Yani hala devletin derdi 21. yüzyılda kadının kontrol altına alabilmek, onu kamusal hayattan olabildiğince uzaklaştırabilmek, ekonomik hayattan uzaklaştırabilmek, kendi potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyecek her türlü şeyi ona koşmak sonuç itibariyle. Tabii ki de burada din gibi faktörler çok çok büyük, önemli rol oynuyor. Evet. Hristiyanlık da aynı. Zaten bunların hepsi ataerkil dinler, yani burada bir şey yok. Hepsi birbirinin aynısı zaten temelinde baktığımızda. Evet. Muharrem Palaz'ın bir yorumu var. Demiş ki feminizmin Türkiye'de duyulduğu ve konuşulduğu zaman 12 Eylül Cuntası rejiminde siyasal yasakların olduğu bir dönemdi. Medya tarafından yanlış anlatıldığı, insanların kafasında klişe şeyler oluştu. Erkek düşmanı kadın egemenliğini isteyen bir politika gibi görüldü. Bu durumda çok uzun yıllar silinmedi demiş. Feminizmin siyasallaşması bunu kısmen kırdı. Güzel yorum yapmış. Evet, teşekkür ederim. Bu sürdürülüyor bu Zeliha arada, yani hakikaten bu devam ediyor. Yani feministleri böyle bir takım hani garip tipler olarak hani lanse edilmesi, İşte evet, halen marjinalize edilmesi. sürdürülen bir tür. Evet, hani eşitlik talebi değil de sanki kadınlar yönetsin dünyayı, işte biz geliyoruz vesaire. O işte o işine yarıyor, o ideolojinin. Böylece birçok kadın da uzak duruyor feminizmden. Feminizm demekten korkan insanlar var. Evet.
Ya da feminizm ama şunu savunuyorum falan diye bir de detaylandırma diye bir şey Açıklamaya var. Tabii. evet. Bazen ben bile Yani daha bunları fazla düşünüyorum kitap yani. okumamız lazım. Bu alanda sanırım. Evet. Zelaet Öz, kendisi sosyolog bu arada, anaerki kavramı çok sorunlu demiş. Bunun yerine eşitlikçi, kandaş bir topluma işaret etmek üzere anahanlık kavramı kullanılıyor. Ya da 19. yüzyıl gibi erken bir zamanda Vakoffen'in ifadesiyle ana hukuku. Değil mi? Mutarek. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bakalım. Heisenberg mesela demiş ki, yani görüşler de çok mantıklı ama kadının doğurganlık ve cinsellik özelliğinin ön plana çıkarılmış olması daha olası geliyor demiş. Kadın heykellerinin dışında çok fazla seks sahnesi içeren kaya resmi de var. Nerede acaba o kaya resimleri? Merak ettim. Seks sahnesi içeren kaya resimleri nerede yazabilirse Evet, lütfen. Heisenberg. Şöyle, şunu da söyleyelim. Yani aslında burada önemli bir noktaya da değinilmiş. Yani hani cinsellik kesinlikle konu değildi geçmişte. Ya da işte insanlar için önemli değil. Hani böyle bir şey de savunmuyoruz. Evet olabilir, cinsellik tabii ki de çok çok önemli. Hayatın çok önemli bir parçası. Yani belki de bütün her şey aslında cinsellik üzerine olduğunu söyleyen, seks üzerine olduğunu söyleyen koca koca filozoflar, psikanalistler falan var yani. Ama sadece buna sıkıştırdığımız zaman kadını bu sefer diğer olasılıkları gözden kaçırmış olabiliriz. Bunu söylüyoruz. O yüzden veriye tekrar bakalım. O yüzden bağlama kontekste tekrar bakalım. Yine eğer cinsellik yönünde bir sonuç çıkacaksa eyvallah, sorun değil. Ama kulaktan dolma bir şeylerle hani tutup işte doğurganlık hiç düşünmeden bile üstüne herhangi bir Evet. metot uygulamadan doğrudan böyle klişe öğrenilmiş şeyleri söylersek orada bir sorun var, onu demek istedim. Evet, ben bilmiyorum Sibirya'daki bu kaya resimlerini. Öyle. Evet. Ama seks sahneleri şeyde var. Mesela bir yazı yazmıştım ben, oradan hatırlıyorum. Sümer'de mesela kutsal evlilik sahneleri var. O kutsal evlilik sahnelerinde de cinsel birleşmenin gösterildiği, tasvir edildiği mühürler vardı. Dolayısıyla cinsel tasvir mesela hem Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta hani kesinlikle olmayan şeyler, hani günah sayılan ya da neyse haram sayılan şeyler. Mesela Sümerler zamanında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bu da çok ilginç gelmiş. Yani Sümerlerin özellikle araları bizden daha sağlıklı bulmuştum açıkçası. Evet. Cem Yıldız demiş ki İndus Vadisi Harappan uygarlığı sanırsam en sınıfsız olanıydı. Hiçbir fikrim yok neden bahsettiğinden ama. Yok. Harappan uygarlığı Tunç Çağı'na ait. Erken Tunç Çağı'na ait. İndus Vadisi'nde doğru. Ama erken Tunç Çağı toplumları tamamen sınıflı toplumlar. Neredeyse modern bir şekilde sınıflı toplumlar. Oldukça kurumsallaşmış ve devletli toplumlar aynı zamanda. O yüzden o değil, ama belki Indus'taki başka bir kültür olabilir. Harappan olmadığına eminim ama. Evet. Aha, evet. Çünkü devletli toplumlar zaten doğrudan kentleşmiş toplumlar oluyor ve bunlar çok belirgin sınıflara ayrılmış oluyorlar. Yöneticiler, uzmanlar, askerler, işte köylüler şeklinde. Evet. Muharrem Palas Kleopatra'dan bahsetmiş. Biz de bahsettik zaten. Hani bir kadın şeyine düşürülmesi. Okey. İlginç bir soru sormuş. Demiş ki hocam kadınsız aile birliği kurulamaz dediniz. Bu sadece Mezopotamya için mi geçerli? Queer aile ve queer ebeveynlik kavramı paleolitik çağ sonrası hiç görülmedi mi demiş. Yok, Enteresan. kadınsız aile birliği kurulamaz demedim ben. O
bölgeden bahsederken Hı. yasalarda kadın ve erkek arasında tanımlandığından bahsettim Hı. evliliğin. Bu işte hem Babil yasalarında hem Hitit yasalarında hep bu şekilde karşımıza çıktığı için. Queer aile, queer ebeveynlik kavramı görülmüş olabilir ancak bunu bulabilmek ve arkeolojik kanıtlarla bunu tespit edebilmek oldukça zor. Tabii ki de olmuş olabilir. Ama dediğim gibi bu alandaki hani metotlar gelişmekte diyeyim. Çünkü bu sorular daha çok yeni soruluyor Soruluyor değil mi? arkeolojide. Hani queer arkeoloji diye bir alan da var ve yeni yeni çalışmalar yapılıyor. İşte tezler yazılmaya başladı vesaire. Dolayısıyla bunun da gelişeceğini, hani bu alana ilişkin yorumların da yapılacağını mutlaka yakın zamanda gördüm. Ancak şu anda benim bildiğim net bir örnek bu konuda yok maalesef. Ama bu Evet. olmadığı anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılmasın. Heisenberg demiş ki Osmanlı'nın da zayıflayışını günümüzde hala kadınların yönetimine bağlayanlar var. Halbuki Kösem Sultan bir dönem devleti ayakta tuttu demiş. Yani aynı şekilde koskoca Kanuni nasıl olur da bütün iradesini her şeyini iptal eder Hürrem Sultan'a esir olur diye sormazlar da Hürrem çok bir cadıydı. Padişahı parmağında oynattı. Gariban padişah da çok aşıktı falan gibi. Neyse işte öyle bir şey. Allah'tan cebine uyuşturucu koyup polise ihbar Yani etmemiş yani. günah keçileri her zaman var. Yani Tabii. bir toplumun egemenleri her zaman günah keçilerini bulur. Bu bir etnik grup olabilir, bu bir sınıf olabilir, bu bir cins olabilir. Hayvanlar bile olabilir. Yeter ki o egemenler her koşulda o egemenliklerini korusunlar. Kadınlar da buna maruz kalmışlardır yani. Ben böyle okuyorum hani. Doğru. Evet, Marie Curie iki farklı bilim dalında Nobel alan ilk bilim insanı demiş Galadriel. Doğru, evet, doğrudur. Yine örnekler Aynen var. öyle. Mesela Clarissa Piestes, Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı eserinde kadınları negatif değerlerle ele alan mit ve masalları tam tersi bir yorumlamayla ele alır demiş. Bununla ilgili arkadaşlar Ceren Sungur'un Tarih Obası diye bir kanalı var. Tarih Obası'nda ben Ceren Sungur'un kendi yorumuyla Kurtlarla Koşan Kadınlar yayınını izlemiştim. Size de şiddetle tavsiye ederim. Tarih Obası'nda onu dinleyin, izleyin yani. Çok güzel bir yayındı o da. Buna benzer bir örnek çok iyi olduğunu söylediniz. Ben de not aldım. Buna benzer bir örnek yine benim kitaplardan bir tanesi. Pat Barker'ın Kızların Suskunluğu diye bir kitap var. Bu da Troya Savaşı'nı işte hani Homer'in İlyadası'nda öğreniyoruz. Odise'ye de sonrasını öğreniyoruz vesaire. Homer'in İlyadası'ndaki Troya Savaşı'nı alıyor. Oradaki bir 10 günlük süreci işte alıyor ve kadınların gözünden yazıyor. Yani Homer mesela savaşı işte erkek savaşçıların veya erkek işte yöneticilerin perspektifinden değil de kadınların yaşadığı, deneyimlediği şekilde anlatsaydı acaba neye benzerdi? Bu kitabı bir günde bitirirsiniz. Yani çok tavsiye ediyorum. Çok hoşuma gitmişti. Benim ve yine hani ufuk açan kitaplardan biri olmuştu. Bir anda tarihin havanı tersine taramıştı. Yani erkeklerin gözünden olan hep alıştığımız hikaye değil de ya peki savaşta esir alınan kadınlar işte Akileus'un alıp işte Briseus'u alıyor işte götürüyor falan işte tecavüz ediyor vesaire. Bunların yaşadığı perspektiften bir de bana Troya Savaşı'nı anlatın bakalım. Bambaşka bir hikaye çıkıyor ortaya. Çok hoşuma gitmişti. Hani tersten anlatma deyince aklıma Evet. geldi. Bunu da önermiş olayım bu Zaten o vesileyle. kitapları tek tek şu yorumları bir toparlayalım. Kitapları tek tek soracağım. Ayrıca sizden de bu yayının altına eklemek üzere kitapların isimlerini ayrıca isteyeceğim. Olur. Çünkü kitlemiz oldukça meraklıdır bu konularla ilgili. Mutlaka okumak isteyen çıkacaktır. Evet, mesela Camille Claudel, Fransız heykeltıraş Frida Kahlo yıllar sonra tanındı, neler çekmişler demiş. Doğru. Evet, Frida da aynen DNA idollerimizden. kesinlikle.
DNA ve Rosalind Franklin örneğin demiş. Evet, o da derslerimde hep anlattığım bir şeydir. Yani DNA'nın yapısını bulunmasını sağlayan aslında Rosalind Franklin'in çektiği bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafı gördükten sonra James Watson ve Francis Crick DNA yapısını çift helezon olarak tanımlıyorlar ve bunun üzerine Nobel ödülü alıyorlar. Ama Rosalind Franklin'e Nobel ödülü verilmiyor ya da ona pay verilmiyor burada. Ve kadın bu fotoğrafı çekerken de maruz kaldığı radyasyon nedeniyle de hasta olup sonradan kansere yakalandığı da söylenmektedir. Çok uzun süre bilim dünyasında görmezden gelinmiştir. DNA'nın yapısının keşfi dünyanın en büyük bilimsel keşiflerinden biridir. İki tane erkeğe atfedilmiştir, mal edilmiştir. Ama asıl onu sağlayan o fotoğrafı Çeken tamamen kişi. gözden geçirmiş. Evet. Ya beni de çok etkilemiş hikayelerden biridir. Derslerde de anlatırım. Zordur. Antik çağ kadın filozoflarını sıralamış. Hypatia of Alexandria. Bununla ilgili güzel bir film var arkadaşlar. Bu arada. Yoruldunuz farkındayım. Toparlıyorum yavaş yavaş. Çok güzel yorumlar var. Seçerek veriyorum bu arada. Şeklinde. Ben Evet. teşekkür ederim. Ne Ya varsa demiş? peki neden olmasın? Yani aramızda bir fark yok. Yani zihinsel, bilişsel anlamda böyle farklarımız yok. Varsa da bu da güzel bir şey. Dolayısıyla hani imkan verildiği zaman kadın, erkek, neyse queer, çocuk çok önemli keşifler yapabilir, buluşlar yapabilir. Evet. Şimdi aramıza mağarasından bağlanan bir arkadaşımız var. Demiş ki evrimsel doğa dişiye alfa erkekle çiftleşmesini genetik kodlamıştır. Evrimsel doğa bu açıklamayı size yaptı zannedersem. Bu sebepten kültürümüzde sert eril erkek daha karizmatik çekici bulunur. Evet, fantazi dünyanızla birlikte sizi mağaranızda uğurluyoruz. Güle güle. Evet. Şimdi Heisenberg demiş ki 21. yüzyıldayız hala erkek doktorların ve daha iyi olduğu düşünülüyor. Bu durum resmen topluma genetik olarak işlemiş ve çok zor değişiyor demiş. Evet. İşte genetik değil. Yani biz de diyoruz ki tarihsel ve kültürel, o yüzden de değişebilir. Çünkü bir insanın genini değiştiremezsiniz, DNA yapısını değiştiremezsiniz ama kültürünü, inancını değiştirebilirsiniz. Hani bu da ancak mücadeleyle mümkün. Yani evrimsel psikoloji falan da bu alanda gerçekten sorunlu söylemlere sahip yaklaşımlardan bir tanesi. Evet, şimdi bakalım. Evet, güzel bir yorum yapmış. Demiş ki sınıfsal perspektiften yoksun feminizm durduğun yerde tepinmekten başka bir şey değildir. Zaten her şey sınıfsal, değil mi? Çiler Hanım. Yani şöyle, hani ben biraz önce dedim, yani feminist mücadeleyi zaten bir sınıf mücadelesi olarak görüyorum. Onun dışında olduğunu düşünmüyorum. Değil Bir mi? de burada hani feminist teorinin içinde bir de kesişimsellik diye bir kavram var son zamanda ortaya çıkan. Bu da mesela bir insanın hem etnik yönden hem cinsiyet yönünden hani farklı farklı alanlardan ayrımcılığa uğraması ve farklı kesişim noktaları. Mesela işte Amerika'da kadın olmak sizi hani bazı ayrımcılıklara maruz kalabilirsiniz ama beyaz bir kadının kaldığı ayrımcılıkla siyahi bir kadının Siyah, kaldığı evet. ayrımcılık arasında büyük bir fark vardır. Dolayısıyla orada hani hem ırk yönünden bir ayrımcılığa kalıyorsunuz hem sınıfsal olarak işte orta sınıf değilseniz iyi gelirli değilseniz yine kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu üst üste de birikebiliyor. Evet bence Evet. de sınıf ve feminizm birbiriyle çok bağlantılı. Ama hani öyle olmak zorunda değil. Hani bunu bir dayatma gibi de illa işte sosyalist feminist olacaksın vesaire değil. Zaten feminizmi hani bir şekilde içselleştirmiş veya o teoriyi okumuş insan onun sınıfsal niteliğini de arka planını da kendine katıyor. O yüzden de hani tüm ezilenlerin yanında zaten oluyorsunuz. Çünkü empati kurabiliyorsunuz yani karşılaşılan işte ayrımcılıklarla ilişkili vesaire. Evet, Tapiti Tapiti bir soru sormuş. Yanlış okumadıysam ismini.
Özensiz yapılan heykellerden bahsettiniz. Bunlar ne amaçla kullanılıyor olabilir? Aynı şekilde özensiz yapılmış erkek heykelleri de var mı demiş. Son üç soru bu arada. Evet, yani Kaldı iki şöyle sorumuz. Hı. var özensiz yapılmış heykeller. Ne için kullanılıyorlar? Ya böyle günlük işte çocukların kullandığı oyuncak gibi şeyler olabilir bunlar. Hı. Ya çok küçük bir belki törende kullanılmış olabilir. Hani ritüelde diyeyim. Veya işte hayat dersi verirken anneler ya da işte babalar neyse çocuklarına hayat dersi verirken bu figürinlerle anlatmış olabilecekleri Hmm. öneriliyor. Evet, erkek heykelleri de var. Hani penisi varsa, özellikle belirtildiyse o zaman ona da erkek heykeli diyoruz. Bir de bazı figürinler var ki hiçbir cinsel organı gösterilmemiş. Yani ne göğsü var, ne vulvası var, ne de penisi var. Hiçbir şey gösterilmemiş. Yani bunlara da cinsiyetsiz falan deniyor ama hani bununla ilgili bir tartışma yürüyor bunlara ne diyeceğiz diye. İşte hani aseksüel mi diyeceğiz, ne diyeceğiz yani. Androjen. Ama bir de böyle hani cinsiyeti özel olarak belirtilmemiş heykelcikler de var. Yani ve bunlar hepsi bir arada hani bulunabiliyorlar. O şekilde. Şimdi güzel bir soru var. Cem Yıldız demiş ki çocukların oyuncakları antik dönemlerde de bugünküne benzer miydi? Yani kız çocukları için işte biçilen role uygun oyuncaklar, erkek çocukları için aynı şekilde rollere uygun oyuncaklar mı vardı o dönemde diyor. Ya da ben Yani soruyu açıkçası genişletmiş olayım hani Cem Bey'in izniyle. prehistorik dönem oyuncaklarını iyi bilmiyoruz. Yani neyin oyuncak olarak kullanıldığını söylemek çok zor o dönem için. Antik dönemlerde daha iyi biliniyor. Benim uzmanlık alanım değil ama böyle küçük kilden arabaların falan yapıldığını hatırlıyorum. Ya da onun dışında işte çıngırak gibi şeylerin bulunduğunu da biliyorum. Ama cinsiyetler bakımından ayrım var mıydı kız çocukları, erkek çocukları o konuda antik döneme ilişkin açıkçası bilgim yok. Evet. Son yorum bu da. Cem Yıldız demiş ki Hindu dininde bir sürü tanrıça var. Kali, Tara, Aditi gibi. Ama kadınların durumu Hindistan'da da çok kötü durumda demiş. Bu da enteresan. Evet, yani tanrıça olması yeryüzünde eşitliği mümkün kılmıyor. Tanrıların hiyerarşisi bir şekilde yeryüzünde de devam ediyor ve kadın yani ikinci role, işte annelik rolüne ya da köle rolüne neyse işte cinsel obje rolüne erkek ona neyi artık uygun görüyorsa o ona hapsediliyor. Evet, doğru. Evet, şimdilik başka yorumlar da var. Açıkçası çok da güzel yorumlar da var ama ben daha fazla sizi yormamak adına sadece bir kısmını seçip aktarmak istedim. Şimdi sizden bize bu konularla ilgili işte gerek feminist arkeoloji olsun ve gerekse bu alanı merak edenlerin okumaları faydalı olur diyebileceğiniz kitaplar hangileri olur acaba? Bize kaynak olarak ne Evet. önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Şöyle, evet, kaynak olarak ayrıca yazacağım. Benim yanımda getirdiğim kitaplar ne yazık ki evimde hiç feminist arkeoloji kitabı yok. Ve hani Türkçe bir kaynak bu konuda şimdiye kadar yazılmadı. Yeni nesilde bizden sonra gelen nesilde feminist arkeolojiyle, toplumsal cinsiyet arkeolojisiyle, queer arkeolojiyle ilgilenen arkadaşlar var ve bu konularda tezlerini yazıyorlar şu anda veya yazdılar. Dolayısıyla umarım çok yakın bir zamanda Türkiye'de de feminist arkeoloji veya toplumsal cinsiyet arkeolojisi alanında bir kitap yayınlanır ve ben de hani hepimiz alır okuruz. Şu Umarım, anda umarım. Türkçe literatürde daha çok makale şeklinde yayınlar var. Bunları da sizin şeyin altına ben seve seve yazarım. Bu alanda çalışan zaten çok az arkadaşımız var. Hemen isimlerini de söyleyeyim ben burada. Sera Yelözer, Ece Sezgin, Aysel Arslan gibi yani çok az ama çok kıymetli, çok nitelikli çalışmalar yürüten genç kadın arkeologlarımız var. Onlar
Umarım makaleleri var şimdiden zaten yayınladıkları akademik alanda. Ama bir kitap olarak da umarım çıkarlar. Ben buraya getirdiğim yayınlar daha çok beni çok etkilemiş şeylerdi. Tabii, Hani paylaşırsanız çok seviniriz. Kızlarsız Konu dışında hani Rosa Luxemburg'un biyografisi acayip etkilemişti. Ki aslında Rosa hani bir feminist hareketin karakterlerinden biri olarak bilinmez. Hatta kendisi de çok sonra tanışıyor arkadaşları aracılığıyla ama onun hayat öyküsü ve mücadelesi ve sonuna kadar inandığı düşüncenin peşinde gidişi yani çok etkilemiş tarihi bir karakter beni ve hani gerçek anlamda da hani biraz önce dendi ya hani zamanın ötesinde biri var mıydı? Yani Var, evet. Rosa'dır mesela zamanın ötesinde biridir. Yani hem bir düşünce insanı hem şair hem botanik alanında önemli çalışmaları var. Hem de bir politikacı. Binlerce insana konuşmalar yapmış, bütün Almanya'yı örgütlemiş tek başına minicik boyuyla. Bir insan mesela, ondan çok feyz almıştım. Başka enteresan bulduğum bir çalışma, bu Çok Aşklılık diye bir kitap. Bu da Çok evliliğin çok aşklılık. çok aşkınlık. Evet. Ve burada da evliliğin tarihine ilişkin çok enteresan yani hepimiz bildiğimizi düşünüyoruz ama öyle değil. Hani evlilik tarihi, bu romantik evlilikler ne zaman ortaya çıktı, tek eşlilik nedir, niye vardır vesaire gibi onun teorik arka planını anlatan ve daha sonra da hani çok aşklı ilişkiler nasıl olabilir de hani bir pratiğini göstermeye çalışan iki tane Alman yazar tarafından yazılmış, Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap ayrıntıdan çıkmış. Bu da çok ilginç gelmişti. Virginia Woolf'u söyledim. Hayatımın en büyük idollerinden biri Ursula Le Guin. Onun da Kadınlar, Kesinlikle. Rüyalar, Ejderhalar, Metis seçkilerinden muhteşem bir kitap. Hani başucu kitaplarından birisi diyebilirim. Dönüp Evet, dönüp ben hani de hep çok severim. baktığım kitaplar vardır ya yani onlardan bir Evet. tanesi. Burada da işte kadının o negatif mitolojilerdeki imgeleriyle ilişkili alakalı söylediği şeyler var. Zaten babası çok ünlü bir antropolog Ursula Le Guin'in. Antropolojiyi çok iyi bilen bir kadın. Muhteşem yine hani feminizmle hani biraz tanışmak istiyorsanız çok güzel bir okuma. Bunu da önermek istedim. Yeni çıkmış bir kitap var Türkiye'den 8 kadının bir araya gelip yazdığı. Hani Türkiye'de de feminist literatür hani gelişiyor ama onun dışında da kadınlar artık daha fazla kamusal hayatta ve kendi hani yeteneklerini ortaya koymaya çalışıyorlar. 8 kadın 8 öykü diye 8 farklı kadının 8 farklı hikayesinden oluşan bir kitap. Ya bu da çok hoşuma gidiyor. Onun dışında biraz önce sınıf hani sınıfla ne kadar alakalı diye bir soru vardı. Marksizm ve feminizm arasındaki ilişkiyi anlatan bir kitap Yordam'dan çıkmış. Bu mesela hani feminist hareket ve Marksizmin içinde nasıl geliştiğine dair hani sınıfsal tartışmayı da içine alan okunabilecek yine kitaplardan bir tanesi. Şeyin Dipnot'un Mor serisi var. Oradan bir sürü kitap var. Onlardan bir tanesini göstereyim sadece. Sessiz Rivayetler. Bu da Anarko-Feminizm kitabı. Bu da anarşizmle feminizmin bir araya geldiği bir teorik De ne yaklaşımı olur. bize anlatıyor. Evet, dolayısıyla yani düşünce yelpazesi çok çok geniş. Ve hepsi kıymetli. Sonuçta dediğim gibi artık hangisi hoşunuza gidiyorsa... ama okumadan da bilmiyoruz. Okuyup öğrenmekte fayda var. Yayından sonra da onların isimlerini ben sizden alayım, diğer kitap önerilerinizle birlikte ya da makale önerilerinizle birlikte yayının altına şey koyalım not olarak. Çünkü zaten siz de fark etmişsinizdir, oldukça ilgili bir kitle soruları ve Evet, yorumlarıyla sağ olun. birlikte. Dolayısıyla evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Bu arada size teşekkür edenler var. Hani oldukça verimli bulduğunu söyleyenler var. Ben Çok güzel teşekkür yayındı ederim. diyenler var. Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Ben de çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim Çiler Hanım. Ben de Yani çok teşekkür umarım ki ederim Hediye Hanım.
Umarım gelecek aylarda hani biraz daha bu konuyla ilgili ilerleme sağlanır, yeni kitaplar çıkar ve sizi tekrar ağırlarız diye umuyorum gelecek aylarda. Umarım. Ben de çok isterim. Ben de dinleyenlere çok teşekkür ediyorum bu saate kadar hani kaldıkları için. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben de istiyorum bu alan ilerlesin. Hani daha fazla konuşalım. Daha fazla hayatımızın bir parçası olsun. Ve arkeoloji de hani toplumsal cinsiyete ve feminizme yabancı kalmasın. Bu fırsatı verdiğiniz için ben de size teşekkür etmek istiyorum. Ne demek, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar. İyi çalışmalar diliyorum. Kitabın isimlerini size zahmet olacak ama son bir kez biz sizi biraz yoracağız. Yazarsanız çok 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 Estağfurullah. memnun oluruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Güle güle. Evet arkadaşlar, ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin bu akşamki 8. bölümünü de yaptık. Çok güzel bir yayın oldu bence. Ben çok şey öğrendim. Çiller Hanım'dan son bir kez biraz daha yoracağız ama yeni kitap isimlerini de daha doğrusu bu alanla ilgili, arkeolojiyle ilgili, feminist arkeolojiyle alakalı kaynaklarla birlikte kaynak isimlerini vermesini istedik. Zaten bu yayının altına ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de ilgilenenler oraya bakabilirler. Çok güzel kitaplar da önerdiler. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu saate kadar kaldınız. Çok güzel yorumlar, çok güzel sorular vardı gerçekten. Sürekli övünüyorum zaten ben izleyici kitlemle. Hepiniz var olun, sağ olun arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun, yorum yapın, yayınları beğenin, kanala da destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.